Sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 5. sınıf matematik dersinde son üniteye başlıyoruz arkadaşlar. Nedir konumuz? Geometrik cisimleri göreceğiz. Prizmaları inceleyeceğiz arkadaşlar. Buyurun bakalım dersimize geçelim. Evet arkadaşlar, ne diyor? Prizmayı tanıtacak arkadaşlar. Önce bakın, prizma tabanına göre isimlendirilir diyor. Yani tabanı bir dörtgense dörtgen prizma, kare ise kare prizma, üçgense üçgen prizma olaraktan isimlendirilecek. Prizmanın özelliği şu: alt tabanı neyse üstü de aynı şekil ve yan tarafları dikdörtgen olacak prizmanın arkadaşlar. Bakın, ileride prizma ve piramidi öğrendiğinizde, bunlar biraz böyle acaba hangisi dediğinizde, prizma dediğimiz tabanıyla aynı şekilde yükselen, bakın altı dikdörtgen, üstü de dikdörtgen. Altı üçgen, üstteki kapak da üçgen ve yan taraflar birer dikdörtgenler arkadaşlar. 4 adet dikdörtgenin olduğu, tabanına göre burada da 3 adet dikdörtgenin bulunduğu arkadaşlar şekle biz prizma diyeceğiz. Peki bunların köşesi, ayrıtı, tabanı, üst tabanı, üst yüksekliği neler? Bakın arkadaşlar, kapalı şekilde, açık şekil değil, kapalı şekildeki şu uç noktaların her birine köşe diyoruz arkadaşlar. Kare prizmada o zaman ne oldu arkadaşlar? 4 aşağıda, 4 de yukarıda, 8. Üçgen prizma için arkadaşlar bunu bahsedecek olursak, burada 1, 2, 3 burada, 4, 5, 6. 3 tabanda, 3 tane de üst tabanda olmak üzere 6 tane arkadaşlar köşesi var. Devam ediyorum. Şekildeki iki köşeyi birleştiren uzunlukların her birine ayrıt denir. Bakın, ayrıtlar yine açık sayılmaz, kapalıyken sayılır. Buradaki arkadaşlar şu köşelerin her birini birleştiren kenar uzunluklarımız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakın, 4 tabanda, 4 tane yanda, 1, 2, 3, 4 tane de üstte, 12 tane ayrıtının olduğunu görüyoruz. Bu arkadaşlar dışarıdan baktığımızdaki görünür yüzeylerin her birine de arkadaşlar yüzey diyeceğiz. Kaç tane var? Bir altta, bir üstte, 4 tane de yanda olmak üzere arkadaşlar. Kare ya da dikdörtgen prizmada ya da küpte arkadaşlar bunun ne olduğunu birazdan göreceğiz. 6 tane yüzeyin olduğunu görüyoruz. Bakın, alt taban, üst taban ve kenardakiler arkadaşlar bu prizmanın yüksekliği diyoruz. Gelelim, bize burada ne sormuş? Hangisi bir prizmadır? Kibrit kutusu tabanı dikdörtgen, yukarısı dikdörtgen bir prizmadır. Evet arkadaşlar. Portakal, portakal bir prizma değildir arkadaşlar. Portakal göreceğiz ileride, küre örnektir. Arkadaşlar bakın, Mısır piramitleri. İleride karıştıracağınız şey prizma mı piramit mi? Piramitler arkadaşlar bir noktada birleşir. Prizmalar başladığı gibi yükselirler. Farkımız bu. Evet arkadaşlar, dondurma bir, ileride göreceğiz. Bu bir piramit. Dondurma da ileride göreceğiz. Bakın, tabanı daire, yukarısı yine bir noktada birleşiyor arkadaşlar. Koniye örnek olacak. Bu da prizma değildir diyoruz arkadaşlar. Devam ediyorum. Bakalım, hangisi bir üçgen prizmadır diyor arkadaşlar. Üçgen prizma. Şimdi tabanı üçgen, üstü de üçgen olacak. Gördüğümüz gibi rahat bir şekilde B şıkkında. Burada arkadaşlar kare piramit. Burası üçgen piramit. Bu da arkadaşlar tabanı daire, üstü yine bir noktada birleştiği için külah şeklinde. Biz buna koni diyoruz arkadaşlar. İkinci soru: aşağıdaki doğru parçalarından hangisi yandaki prizmanın yüksekliğidir? Hangisi? Bakın arkadaşlar, şu dik uzunlukların, yan uzunlukların her biri bunun birer yüksekliğidir. AB yükseklik midir arkadaşlar? Evet, yüksekliktir. Şöyle kalemimizi alalım. Evet, yüksekliktir. BC hayır, BC genişlik oluyor. CD uzunluğu oluyor. Hayır, hayır. DE'ye bakıyoruz arkadaşlar. Bu da burada genişliği oluyor. E hocam deseydi ki mesela, aklınıza gelebilir. Hem AB'yi verdi hem de buradan başka bir yüksekliği verdi. Hangisini seçecektik? Cevap vermezdi. Çünkü ikisi de yükseklik olacaktı. Tamam mı arkadaşlar? Şuradaki uzunlukların bir daha göstereyim. Her biri yüksekliktir. Şu çizdiğim, bunların her biri birer yükseklik olur. Aynı uzunluktur bunlar arkadaşlar prizma için. Üçüncü sorumuz diyor ki, aşağıdakilerden hangisi prizma için yanlıştır? Ayrıtları mavi renkle çizilmiştir. Ayrıtlar mavi renkle çizilmiştir. Doğru arkadaşlar. Dışarıdan görünen kenar uzunlukları. Yüzeyleri sarı ile boyanmıştır. Evet, bunlar yüzeyleri, yüzey alanları. Doğrudur. Köşeleri kırmızı ile işaretlenmiştir. Şu işaretlenen kırmızılar arkadaşlar bunun köşeleri oluyor. Doğru. D şıkkı da diyor ki, tabanları birbirine diktir. Arkadaşlar, tabanlar, alt taban, üst taban birbirine dik değil arkadaşlar. Bakın, alt tabanla yanal buradaki alanlar birbirine dik olur ama
Alt tabanla üst taban birbirine paralel olur arkadaşlar. Birbirine dik değildir. Burada güzel bir kelime oyunu yapmış. Cevabımız Denizli şıkkı olacak. Evet. Prizma türlerine bakacağız arkadaşlar. Tüm yüzeyleri dikdörtgen olan prizma dikdörtgenler prizmasıdır. Tabanı dikdörtgen arkadaşlar. Dolayısıyla alt taban üst taban dikdörtgen. Yanda da dikdörtgenler meydana gelecek. Ama bakın bu uzunluk 1, 2, 3, 4, 5. Bu uzunluk 3. 5'e 3 gördüğümüz gibi arkadaşlar. 5'e burası da 3. Yüksekliğine bakıyoruz 2. Yani taban uzunlukları farklı olduğu zaman biz bunu dikdörtgenler prizması olaraktan adlandırıyoruz. Gelelim arkadaşlar kare prizma. Arkadaşlar alt tabanı ve üst tabanı kare olacak prizmaya biz kare prizma diyoruz. Kare prizmanın özelliği şu. Bakın burası 2, burası da 2. Bu bir kare değil mi? Yüksekliği ne oldu? 3. Yüksekliği arkadaşlar tabanından farklı olacak. Eğer yüksekliği de tabanıyla aynı olursa biz ona küp diyeceğiz. Göreceğiz bakın. Kare prizmada çok karıştırılır. Hangisi kare prizma, hangisi küp acaba? Bu dikdörtgenler prizmasına giriyor mu? Değil. Tabanı kare olana kare prizma diyoruz. Yüksekliği farklı olacak. Tabanı kare, yüksekliği de aynı uzunluk. 2'ye 2, 2. Tüm kenar uzunlukları ayrıtlarına aynı olduğunu dediğimiz arkadaşlar prizmaya da biz küp diyeceğiz. Küp diyor ki tüm yüzeyleri kare olan kare prizmadır. Kare prizma iki yüzeyi yani üst yüzeyi ve alt yüzeyi kare olan dikdörtgenler prizmasıdır. O halde küp tüm yüzeyleri kare olan dikdörtgenler prizmasıdır. Tabi bunların hepsi dikdörtgenler prizmasına giriyor arkadaşlar, tamam mı? Bunun özel ismi dikdörtgen prizma. Bununki kare prizma. Bununki arkadaşlar küp diyoruz. Şimdi bakalım. Dikdörtgenler prizması için arkadaşlar ayrıtları sayıyor. Ben şöyle sayarım arkadaşlar. 4 tabanda, 4 de şu yanda, 4 de üstü olmak üzere arkadaşlar 12 tane ayrıtı vardır. Kaç tane köşesi var? 1, 2, 3, 4, 8, 4 de yukarıda 8 tane köşesi vardır arkadaşlar. Kaç tane yüzey alanı vardır? Bir aşağıda, bir yukarıda 2, 4 de yan tarafında arkadaşlar 6 tane yüzey alanı vardır diyor. 8 köşesinin olduğunu gösteriyor. Devam edelim bakalım. Hangisi küptür diyor. Küp neydi? Bütün uzunlukları eşit olan, bütün ayrıtları eşit olan, her yüzü kare olandı. Gördüğümüz gibi 2'ye 2, 2. Bu kare prizmaydı. 2'ye 2, 3'tü. Bu 5'e 3, 2 idi. Bu dikdörtgenler prizması. Buna bakıyorum arkadaşlar. 3'e 2 ve 4. Ne oldu? Dikdörtgenler prizması hocam. 3, 2, 4. Bütün kenarları farklı. Her birinde farklı dikdörtgenler meydana gelir diyoruz. Evet. Ait oldukları isimleri eşleştiriniz demiş arkadaşlar. Birinciye bakıyoruz. 4, 3, 5. Hepsi farklı. Ne oldu? Bu bir arkadaşlar. Dikdörtgenler prizması. 4, 4, 4. Ne oldu? Hepsi aynı. Bu bir küp. 3, 3, 4. Tabanı kare. Yüksekliği farklı. Biz buna kare prizma demiştik diyorum. Hangisi doğru ise daire içine alınız. Biz doğruya doğru, yanlışa yanlış diyelim. Küpün tüm yüzey ayrıtları eşit uzunluktadır. Genişliği, uzunluğu ve yüksekliği hepsi eşit uzunluktaydı. Doğru. Kare prizmanın en az iki yüzeyi karedir. Alt taban ve üst taban kareydi arkadaşlar. Diğer yan yüzeyler kare değildi. Bu da doğru. Dikdörtgenler prizmasının 6 köşesi vardır. Prizmaların hepsi aynıydı. 4 tabanda, 4 de yukarıda 8 köşesi vardı. Yanlış. Kare prizmanın 6 yüzeyi vardır. Bütün prizmaların arkadaşlar, kare dikdörtgen prizmaların hepsinin bir tabanda, bir üstte olmak üzere 4 de yanda toplamda 6 tane yüzeyi vardır. Doğru. Küpün ayrıt sayısı neydi arkadaşlar? Şöyle bir küp çizelim hemen şuraya bir. Şöyle bir küp çizelim. Ayrıt sayısı diyor arkadaşlar. 4 tabanda, 4 yanda, 4 de yukarıda olmak üzere toplam bütün dikdörtgen prizmaların 12 tane ayrıtı vardır arkadaşlar. Dikdörtgenler prizmasının en uzun ayrıtı daima yüksekliktir arkadaşlar. Böyle bir kural yok arkadaşlar. Dikdörtgenler prizmasında yükseklik bazen en kısa olabilir. Yani bilmediğimiz şeyleri kural zannetmeyelim sakın. Tamam mı arkadaşlar? Yükseklik uzun da olabilir, kısa da olabilir arkadaşlar. Örneklerini gördük bunun. Şimdi gelelim test sorularımızdan birinci soruya. Küpün diyor ayrıt sayısı şudur diyor. Bu ne? Küpün kaç ayrıtı vardı? Bir dikdörtgenler prizmaydı ve 4, 4, 4 olaraktan 12 tane ayrıtı vardı. Yüzey sayısı kare olduğuna göre küpün kaç yüzeyi var? Altta, üstte ve 4 tane yanda olmak üzere 6 tane yüzeyi var. Buna göre bu işlemin sonucu toplamı kaçtır? 12 artı 6 bize
18 cevabını verecek. Cevabımız Bursa. Evet, ikinci soru. Yukarıdakilerden kaç tanesi kare prizmadır arkadaşlar? Bakıyorum. Tabanı kare, yüksekliği farklı olacak. 1, 2 arkadaşlar, bu bir kare prizma. Birincisi bu. Evet. Tabanı 1'e 1, yüksekliği 3. Bu bir kare prizma. Evet. 2'ye 2, 2. Bu bir küp arkadaşlar. Bu bir küp. Okey mi? Bakıyorum buraya. 4'e 3. Burası da arkadaşlar 4. İyi bakalım. 4'e 3. Burası da 4 arkadaşlar. Şurası da 4. Şimdi bizim bulduğumuz arkadaşlar, bakın burası 4'e 4 bir kare. O zaman tabanı burası, yüksekliği şurası oluyormuş gibi oluyor. Bu bir kare prizma olacak mı? Evet, ne demiştik? İki yüzeyi kare olacaktı. Bakın şu yüzey ve bunun arkasındaki yüzey. Bunun tam karşısına gelen yüzeyler kare oldu. Şunlar dikdörtgenleri meydana getirdi arkadaşlar. Bu da bir kare prizma olacak diyorum arkadaşlar. Çok ince bir soruydu. 3 tane var. Bu tip sorular adamı yanıltır. Kimisi gelir küpede kare prizma der. Hayır arkadaşlar, bu bir küptür. Hepsinin özel bir ismi var. 3. soru. Hangisi yanlış olabilir diyor. Küpün 8 tane köşesi vardır. Tüm dikdörtgenler prizmalarının arkadaşlar 8 köşesi vardır. Doğru. Kare prizmanın tüm ayrıtları eşit uzunluktadır arkadaşlar. Bu arkadaşlar, kare prizmanın tüm ayrıtları eşit uzunlukta değildir. Çünkü yükseklik farklı olacaktı. Taban uzunlukları eşit. Yükseklik farklı olacaktı. Muhtemelen cevap bu ama hepsini okuyacağım. Dikdörtgenler prizmasının 6 tane yüzeyi vardır. Bir alt, bir üst, 4 tane de yan olmak üzere 6 yüzeyi vardı. Küp tüm yüzeyleri kare olan dikdörtgenler prizmasıdır. Evet arkadaşlar, bu da doğru, bu da doğru, bu da doğru. Cevabımız yanlış olan B şıkkı diyoruz. Evet arkadaşlar, videonun birinci bölümünün sonuna geldik. İkinci bölümde videoyu tamamlayacağız. Kanalımıza abone olmayı, bizi takip etmeyi unutmayın. Allah'a ısmarladık.